Başkomiserim. Sağ ol. Nasıl böyle bir şey yaptı hiç anlamıyorum. Ben de en iyi sen biliyorsundur diye düşünmüştüm. Ne yazmış mektupta? Ne yazabilir sence? Bilmiyorum. Tartışmışsınız gece. Bu yüzden mi yapmış onu? Neden tartıştınız? Metin, neden tartıştınız? Aslında önemli bir konu değildi. Sen anlat, önemli mi, önemsiz mi ben karar vereyim. Ben çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum doğrusu. Niye içtin o kadar? Moralim çok bozuktu. Esra ile doğru düzgün görüşemiyorduk bile. O her gün hastanedeydi. Gece ne oldu peki? Ne hatırlıyorsan anlat bana. Ben çıktım, eve gittim. İçmeye başladım. Sonra da Esra aradı beni. Kaç gibi? Bilmiyorum. Gece yarısını geçmişti. Ne dedi peki? Çabuk gel dedi. Ne olduğunu söylemedi mi? Hatırlamıyorum. Sonra? Ben de geldim. Ama gelmez olaydı. Niye? Onun yüzünden tartıştık. Kimin yüzünden? Doktor Yalçın. O yeri sana yine yazıyor değil mi? Metin sus. Ne susacağım ya? Ne bakıyorsun lan? Metin! Yalçın lütfen. Şerefsiz. Bıraksaydın ağzını burnunu kıracaktı Metin. Yeter artık ya. Başlama yine. Zaten moralim bozuk. Yok ya. Morali bozukmuş. Sana işi bırak demedim mi? Söylemesi kolay tabii. Kim ödeyecek o kadar borcu? Ben öderim. Nasıl ödeyeceksin Metin? Hangi parayla? Daha bir işim bile yok. Sen de bir işi olana git o zaman. Zaten dünden rahatsızsın. Yalçın, Esra'ya devamını asılıyordu. İşten çıkmasını söyledi. Ama dinlemedi. Esra işten ayrılsaydı nasıl ödeyecektin o kadar borcu? Bilmiyorum komiserim. Bir şekilde çalışıp ödeyecektim. Oğlum işin de yokmuş. Zaten hep bu yüzden kavga ediyorduk ya. Şu hayatta bir dikiş tutturamadım. Seni niye çağırdığını söyledi mi Esra? Hayır. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Çok sarhoştum komiserim. Hatırlamıyorum. Sonra ne yaptınız? Vallahi ben zaten çok kızgındım. Eve gidip içmeye devam ettim. E seni hastanenin önünde bulmuşlar. Geri döndüm. Niye geri döndün? Doktor Yalçın'ı uyarmak için. Ulan bana bak. Seni bir daha nişanlımın yanında görürsem çok fena yaparım, haberin olsun. Deli misin? Ne diyorsun sen be? Bana bak. Ne? Ne yaparsın? Öldürecek misin beni? Ulan! Saat kaçtı geri geldiğinde? Bilmiyorum komiserim. Sabaha karşıydı. Sonrasını hatırlıyor musun? Midem kötüydü. Tuvalete gittim. Sonra? Sonra hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde arabanın içindeydim. Polis memuru cama vuruyordu. Kaç komiserim. Ameliyata giren doktorlarla konuştum. Yalçın işi olmadığı halde Esra'nın ameliyatına girmiş. Doktor İhsan'ın söylediğine göre bütün müdahalelere karışmış, cerrahları engel olmaya çalışmış. Diğer doktor bir şey söyledi mi? Onayladım. Tamam, nöbetteki personel listesini aldın mı? Of, aldım. Da çok kalabalık. 50 kişi falan. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tamam. Önce Yalçın'la Metin'i sorguya alalım. Gerisine bakarız. Tamam. Hadi bakalım, toparlan. Merkeze gidiyoruz. Komiserim, Esra'yı bir saniyecik görseydim. Tamam, tamam. İyileşince görürüz. Hadi. Bir saniyecik, ne olur komiserim. Bir saniye göremez miydim? Ne olur lütfen. Kimliğinizi görebilir miyim? Teşekkürler.
Atlatacaksın. Merak etme. Ben hep yanında olacağım. Nasıl? İyileşecek mi kızım? İyileşecek tabii Aysel teyze. Hadi git evine dinlen biraz. Bak çok yoruldum. Kendine gelir gelmez arayacağım ben seni. Hiçbir yere gitmem. Yapma Aysel. Doktor doğru söylüyor. Eve gidip dinlenmen lazım senin. Gitmem. Lütfen Aysel. Metin nerede? Metin'in biraz işi var bizimle teyzeciğim. Ne işiniz var? Tamam. İşimiz bitince göreceksin oğlunu. Siz bizimle gelir misiniz lütfen? Neden? Merkeze kadar gelmeniz lazım. Peki. Yalçın, oğlum. Aysel teyze merak edecek bir şey yok. İfade verip hemen geleceğim. Sakın endişelenme. Arkadaşlar Esra'yla ilgilenecekler, tamam mı? Tamam ya. Liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Esra hemşirenin üniformasının liflerine ait fiziksel ve kimyasal özellikleri tuttu. Lifler çok önemli delillerdir. Ancak DNA ya da parmak izi gibi kişisel özellikler taşımaz. Sadece sınıfsal özellikleri vardır. İşte bu nedenle iki lif birbirine benzediğinde rastlantısal benzerliğin hesaplanması gerekir. Ancak Kanca'nın üzerinde sadece lif yoktu. Onun yanı sıra kan da vardı. Ve kan Esra hemşirenin kanıydı. Hiç kuşku yok, Esra hemşirenin bacağını çizen bu kancaydı. İyi de Esra hemşire aşağıya düşerken kancaya nasıl takılmıştı? İşte Orhan'ın kafasını meşgul eden buydu. Bu soruyu cevaplarsa eğer hemşirenin aşağıya nasıl düştüğünü de bulacaktı. Yanılmıyorsam ürologsunuz değil mi? Evet. O zaman ne işiniz vardı Esra'nın ameliyatında? Yanında olmak istedim. Hmm. Sürekli cerrahların içine karışmışsınız. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Peki bizim öğrendiğimize göre Esra'nın bir nişanlısı varmış. Evet. Nişanlısı sürekli Esra'nın peşinde olduğunu söyledi. Ben Esra'yı seviyorum. Ama o seni sevmiyordu. Metin neden tercih ettiğini bir türlü anlamış değilim. Değil mi? Sizin gibi bir doktor dururken. Siz de çok fena kızdınız bu duruma değil mi? Nereye varmaya çalıştığınızı gerçekten çok iyi anlıyorum. Fakat inanın bana ben Esra'ya zarar vermedim. Ama nişanlısı veriyordu. Metin kötü mü davranıyordu Esra'ya? Kötü de laf mı? Burnundan getirdi kızın. Sürekli içer, hastaneye gelir olay çıkartırdı. Ama Esra Metin'i yine de bırakmadı. Evet. Aklım almıyor bir türlü. Peki onu o gece hiç gördünüz mü? Evet. Saat 2 gibiydi sanırım. Sevgiyle bağırışmalarını duydum. Sevgi hemşireyle mi? Evet. Ne hakkında tartışıyorlardı? Esra başhemşire olduğu için Sevgi onu çok kıskanıyordu. Başhemşire oldun diye kasılıp durma. Nasıl olduğunu herkes biliyor. Ne? Yalan mı? Yalçın'la fingir dediğin için başhemşire oldun. Sevgi! Ne? Başhemşire olmak benim hakkım. Sen de biliyorsun. Bütün o dedikoduları sen mi çıkarıyorsun? Millet neyse onu konuşuyor canım. İyi misin? İyiyim. Aldırma sen onu, kıskanıyor seni. Neyse. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Salak mı bunlar? Yönetim kurulu 12 kişi. 9 kişi sana oy verdi. Yalnızca benimle olacak iş mi bu? Neyse. Nereye? Hiç işim var. Peki o son görüşünüz müydü onun? Hayır. Bir ara Esra'nın yanına gittim. Metin de oradaydı. Çok sarhoştu. Tartışıyorlardı. Metin sabaha karşı geri gelmiş. Evet. Sabaha karşı odada dinleniyordum. Birden içeri Metin daldı. Çok sarhoştu. Hakaretler etti. Tehdit etti. Çok yorgun ve uykusuzdum. Çok şaşırmıştım. Sonra ne yaptınız? Sonra odadan çıktım, aşağı indim. Zaten kısa bir süre sonra Esra'nın intihar ettiğini öğrendik. Bakın, kamera kayıtları var biliyorsunuz değil mi? Yalan söylüyorsanız ortaya çıkacaktır. Kayıtlara bakabilirsiniz komiserim. Göreceksiniz.
Bütün bu olanlarla hiçbir ilgim yok benim.